Hamas siyasi büro başkanı suikastle şehit edildi, tepkiler ardarda arda geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok sert konuştu. Hamas lideri için başsağlığı dileyen Bahçeli, Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da ikamet ettiği meskun mahallede uğradığı hunharca suikast neticesinde şehit olması, Orta Doğu'yu saran kavusu çok daha derinleştirecektir. İsrail'in Gazze'ye ve nihai aşamada Lübnan'a yönelik saldırılarına eş zamanlı olarak İsmail Haniye'nin katledilmesi hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır ifadelerini kullandı suikastin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sonrasında, üstelik Tahran'da gerçekleşmesinin tesadüfü olmadığını söyleyen Devlet Bahçeli, terör eylemini yapan kadar siparişi ve ihaleyi veren, destek sağlayan, ortam açan da elbette ağır sorumluluk altındadır, dedi. Adı konulmamış bir savaş hali olduğuna dikkat çeken Milliyetçi Hareket Partisi lideri, mazlum bir halkın sistematik şekilde imhasına sessiz ve seyirci kalan uluslararası toplum derhal harekete geçmek, bir yanda önleyici, diğer yanda da cezalandırıcı müdahalelerde bulunmak mecburiyetindedir şeklinde konuştu. Bahçeli, İslam ülkelerine de üç maymunu oynamaktan vazgeçin çağrısı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Haniye için başsağlığı mesajı paylaştı. Kurtulmuş mesajında İsmail Haniye, insanlık düşmanı, katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum açıklamasını yaptı. Kurtulmuş, çocuklarının ve torunlarının şehadetinin ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükafatlandırdı ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin İran'daki alçak suyu kaste şehit edilmesine ilişkin, İsmail Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti, aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır açıklamasında bulundu. Haniye'nin yaşamını Filistin davasına, Filistine barış ve huzur gelmesine adadığını kaydeden Fidan, ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahid olduklarını vurguladı.